Seni Genshin Manya demek oynamaya doyamıyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsun. O zaman bu video tam sana göre. Genshin'deki her bir bölge gerçek dünyadan bir bölgeye denk geliyor. Mondstadt içinse bu Avrupa diyebiliriz. Daha modern ve özgür bir yaşam, free swinger ve daha fazlası. Peki ya bu şehrin sakinleri kim? Albedo, şehrin en büyük simyageri fakat kanser olduğunu öğrendikten sonra yanına belalı öğrencisi Sucrose'u alarak metamfetamin üretmeye başlıyor ve hayatı basit bir kimya öğretmeninden çok daha aksiyonlu bir hale geliyor. Ben tehlikede falan değilim Skyler. Ben tehlikenin özüyüm. Amber, arkadaşlarıyla yüksekten zıplama oynarken ağaca takılıyor ve dal götüne giriyor. Bunun utancını silmek için Favonius şövalyelerine katılıyor. Barbara, kilisede yerleri paspaslarken mihriban türküsünü söylüyor ve bunu duyan halk onu az solist yapıyor. Artık pavyonlarda şarkı söylüyor. Yar gökten ince ince. Bennett, maceralara cenabet gittiği için başına sürekli olaylar geliyor ve şehirde Müslüman olmadığından kimse ona abdest almayı öğretmiyor. Diluc, anne babasıyla gittiği bir tiyatro oyununda bir hırsızla karşılaşıyor, hırsız bunun ana babasını vuruyor, sonra yanına Alfred'i alıp geceleri suçla savaşmaya başlıyor. Diona, sahibiyle gezerken sahibinin topu inşaata kaçıyor ve bir daha gelmeyince barlara düşüyor. Yula Lawrence, OnlyFans açmak istediğini söyleyince ailesiyle kavga ediyor. Soylu ailesinden ayrılıp OnlyFans hesabı açıyor ve çok para kazanıyor. Fischl, Mondstadt Bakırköy Deliler Hastanesi'nin bir kaçağı ve kendini AK Parti Gençlik Kolları Başkanı sanıyor. Jean, annesiyle babasını kaybettikten sonra pavyona düşen kardeşi Barbara'yı kurtarmak için sabah akşam çalışıyor, namuslu olduğu için Dilo'ya asla vermiyor. Kaya, libidosu yüksek olduğu için Hindistan'dan özgür ülke Mondstadt'a geliyor, şehirde karı kız herkese yürüyor ve delikanlıymış ayağına yatıyor. Cleese, Hizbullah terör örgütünün bir üyesi olarak gizlice Mondstadt'a... Akbar! Lisa, karakolun yanında bir erotik seks shop işletiyor, ecchi mangaları gençlere satıp aldığı paraları tekrar genç erkeklere yediriyor. Boş vakitlerinde mini etekle yüksek yerlere tırmanıyor. Ara ara. Mika, bu hiç kimsenin sikinde olmayan bir karakter, o yüzden bunu geçiyorum. Mona, Sabah gazetesinin köşe yazıları bölümünde burç yorumluyor ve çok para kazanamadığı için Barbara'nın yanında konsometrikslik yapıyor. Noel, köle bir aileden geldiği için karakolda sabah akşam temizlik yapıyor. Çay dolduruyor, kahve getiriyor ve koca bıyıklı adamlardan eğildiğinde şaplak yiyor. Razor, kurtlarla sikişiyor. Rosaria, menopoza girdiği için götüne klima soktuktan sonra buz elementi güçleri kazanıyor ve kiliseyi serinletiyor. Ve son olarak bu şehrin tanrısı Venti aka Barbatos sağda solda bütün gün rüzgar güçlerini kullanarak kızların eteklerini havalandırıp ardından bir kasırga çıkar. Honorable mention. Tim, senin ben a**ına koyayım, senin ben güvercinlerinin anasını s**eyim, o benim şikayet edip de annene götürdün ya, onunla a**ına koyayım, solan çocuğu seni. Shoot the ball.